Bazen ısrarlara kulak asmakta fayda var. Çünkü sizin fark etmediğiniz tehlikeyi bir başkası görebiliyor ve yaptığınız en küçük bir hamle hayat kurtarıcı olabiliyor. Tek kurtulan o değildi. Kazadan sadece bir dakika önce dükkanın önünde oturan bir başka esnaf da arkadaşının ısrarı sayesinde önünden kıl payı kurtuldu. Ne diyorlar, verilmiş sadakası varmış. Baba cana baba şükür ederim, ayaktayız yani. İstanbul Bayrampaşa'da bir tekstil firması esnafı Halis Sözer'i kaldırımda oturuyordu. Bu sırada yan taraftaki dükkana gelen mallar calaskayla dördüncü kata çekiliyordu. Sözer'inin tehlikede olduğunu sezen bir esnaf arkadaşı oradan kalkmasını istedi. Ancak uyarıya aldırış etmeyen Sözer'i kaldırımda oturmaya devam etti. Hani içime doğdu. Şeyle bir uyarayım dedim. Onlar da umursamadılar. Ben de kalktım, hani alayım getireyim onu gibisine. Arkadaşının ısrarları sürünce Sözer'i kalktı. O kalktıktan sadece bir dakika sonra arkasında büyük bir gürültü koptu. Gelmeme şuraya geldim, kütle yukarıdan aşağı düştü. Sözer'i belki de hayatına mal olacak bu kazadan kurtulduğu için mutluydu. Kısa bir şaşkınlığın ardından hayatını kurtaran esnaf arkadaşına teşekkür etti. Telefon dolandırıcısı polis olduğu yalanıyla ağına düşürmeye çalıştığı adamı kandırdı. O adam başına geleceklerden o kadar korktu ki gerçek polislere bile inanamadı. Panikten şaşkına döndü. Evinin adresini bile unuttu. Telefon dolandırıcılarının adeta hipnotize ettiği adam, seni kandırıyorlar diyen gerçek polislere inanmadı. Ali Yıldırım, cep telefonundan arayan, biz polisiz ve şu an senin evindeyiz diyen adamın sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Paniğe kapılan adam, polis sandığı telefon dolandırıcısı ne dese yapmaya başladı. Ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun. Gölgeye al, gölgeye. Adam gölgeye otur. Soğuk bir su getirsin. Hayır, sen otur bakayım, sakin ol. Talihsiz adam, telefondan gelen talimatla soluğu bankada aldı. Dolandırıcıların hesabına 3000 lira yatırdı. Ancak telefonda konuşurken o kadar telaşlıydı ki vatandaşlar durumu fark edip polise haber verdi. Polis mi var diyorlar evde? Buradayım. Aradın mı ev abi? Aradım. Ne varmış? Polis evdeymiş. Bankaya gelen polis ekipleri Ali Yıldırım'ı bulamadı. Ancak birkaç dakika sonra başka bir bankada olduğu ihbarı geldi. Dolandırıcıların talimatını uygulayan adam o kadar şaşkın haldeydi ki ne gerçek polislere inandı ne kendisine yardım etmeye çalışan güvenlik görevlisine. Ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun. Tanımıyorum, burada birileri var ama tanımıyorum. Gerçek polislerin yanında bile dolandırıcıların talimatını uygulamaya çalışan adam sonunda ikna edildi. Ekipler şimdi dolandırıcıların peşinde.